Bir önceki dersimizde birinci İnönü Muharebesi'nin sonuçlarını işlemiştik. İşlemeye devam ediyoruz şimdi. Uluslararası sonuçları vardı birinci İnönü Muharebesi'nin. İşte ilk uluslararası sonucu arkadaşlar Londra Konferansı'ydı. Ne zaman? 23 Şubat 12 Mart 1921 tarihlerinde yapıldı Londra Konferansı. Şimdi Londra Konferansı'na baktığımızda İtilaf Devletleri aslında savaşı TBMM hükümeti kazanmış olmasına rağmen bizi bir türlü muhatap olarak saymıyordu, biliyorsunuz. Bizi muhatap olarak saymadıkları gibi bizim yapacağımız siyasi anlaşmalara da Osmanlı hükümetini sürekli davet ediyorlardı. Şimdi İtilaf Devletleri'nin bu konferansı yapmak istemelerinin sebebi Sevr Anlaşması'nı biraz yumuşatarak TBMM'ye kabul ettirmeyi deniyorlar burada. Ve Osmanlı hükümeti ile TBMM hükümetini bu konferansı birlikte çağırmışlardı. Niye? Çünkü biz zaten daha öncesinde bize karşı isyanlara karıştı bu Osmanlı hükümeti. Şimdi ben onunla aynı masaya oturur muyum? Hayır. Onlar da bu durumu bildikleri için aramızda ikililik yaratmak amacıyla bunu planlıyorlardı arkadaşlar. Nitekim Osmanlı hükümetini temsilen Sadrazam Tevfik Paşa geliyor bu konferansa. Bizden de temsilci olarak Bekir Sami Bey gönderilmişti ama bu konferansın görüşmelerinde İtilaf Devletleri sürekli Tevfik Paşa'yı muhatap sayarak sürekli ona bir şeyler söylüyorlar. Sonra Tevfik Paşa diyor ki burada gerçek temsilci TBMM'dir. Hani anlaşmanızı ya da şartlarınızı onunla yapın diyerek sözü TBMM'ye bırakmış olması aslında baktığınızda işin siyasi yönünün değişmesinde, bizim gücümüzün, otoritemizin biraz daha artmasında İtilaf Devletleri açısından etkili olmuştur diyorum. Şimdi ben bu konferansa niye katılmak istiyorum? Birincisi, İtilaf Devletleri sürekli dünya kamuoyuna, dünya basınına bizim savaştan yana olduğumuzu bunu ifade ediyorlardı. Şimdi ben düşmanımla masa başına oturarak bir konferansta yer alarak ne yapıyorum? Diyorum ki hayır, ben savaş yanlısı değilim. Bak ben de barış yanlısıyım. Barış görüşmeleri yapmak için buradayım diyor. O yüzden yani bu dünya kamuoyundaki Türk milleti savaş yanlısı imajını ortadan kaldırmak için konferansa gidiyoruz biz baktığınızda. Ve tabii ki TBMM dünya kamuoyuna Anadolu'nun haksız yere işgal edildiğini, Türk milletinin gerçek temsilcisinin TBMM olduğunu, aslında Osmanlı hükümeti olmadığını vurgulamak istiyor. O yüzden bu konferansta yer alıyor. Şimdi bu konferansta İtilaf Devletleri bize neler söyledi? Ondan bahsedelim. Şimdi bize geldiklerinde söyledikleri teklif şu. Birincisi diyor ki İzmir, tamam İzmir Türklerde kalacak ama burada Yunan kuvvetleri olacak. İkincisi İzmir valisi Hristiyan olacak ve bu Milletler Cemiyeti tarafından seçilecek diyor bana. Doğu Trakya Yunanlarda kalacak. Doğu Anadolu'da bir Ermenistan kurulacak diyor. Ve ordunun sayısı arttırılacak ama kapitülasyonlar da devam edecek diyor. Şimdi baktığınızda ben bir milli mücadele başlatmışım. Değil mi? Ve bu milli mücadelenin en önemli aşamalarını geçmişim. Birinci İnönü Muharebesi'ni kazanmışım. Onlarla masa başına oturuyorum. Halen hani utanmadan şu maddeleri benim karşıma getiriyorlar. Kabul eder miyim? Hayır tabii ki. Kabul etmeyeceğim yani. Şimdi sonuçlarına geldiğinde ben bu konferansa gittiğimde aslında çok büyük bir şey beklemiyorum zaten. Yani İtilaf Devletleri ile muhatap olmam ya da onlarla illa anlaşma yoluna gideceğim diye bir şey yok. Ben milli mücadeleyi zaten devam ettireceğim. Benim burada amacım beni hukuken tanımış olması. Bunu sağlamak istiyorum. Ayrıca sürekli dünya basınına Türkleri karalayan şeyler yapıyorlardı bu İtilaf Devletleri. Barıştan yana olduğumu göstermek istiyorum. Yani buraya gitmemin en temel sebebi bu baktığınızda arkadaşlar. Şimdi bu konferans bizim istediğimiz gibi sonuçlanmamış olabilir ama benim açımdan İtilaf Devletleri beni hukuken bu konferansta tanıdı ve dünya basınına da barıştan yana bir hükümet olduğumu ifade etmiş oldum arkadaşlar. Birinci İnönü Muharebesi'nden sonra Afganistan'la bir dostluk anlaşması imzalamıştık. Her iki taraf birbirlerinin varlığını kabul etmişti. İki taraftan birine saldırı yapıldığında bir diğeri de buna hani şey yani uluslararası aslında eşitlik var. Birbirlerine yardım açısından bir eşitlik var baktığınızda. Birine saldırıldığında öbür buna yardım edecek
gibi askeri açıdan. TBMM'e Afganistan'a subay ve öğretmen gönderecek. Burada bu dönemde eğitim sürecinde Afganistan'a yardım etmişiz arkadaşlar. Önemli tarafı Afganistan'la dostluk anlaşmasının imzalanmasının önemli tarafı TBMM hükümetini tanıyan ilk Müslüman devlet ya da ilk İslam devleti diyebileceğimiz bir devlet arkadaşlar. Bir diğer sonucu bu aslında ulusal bir sonuçtu. Birinci Nünün'ün nedir? İstiklal Marşı'nın kabul edilmiş olması. 12 Mart 1921 dedik. Birinci Nünün Muharebesi kazanıldıktan sonra İstiklal Marşı çalışmaları başlar ve Türk milletinin milli marşı olarak kabul edilir arkadaşlar diyoruz. Gelelim bir diğer sonucuna. Uluslararası sonucu Moskova Anlaşması 16 Mart 1921. Rusya ile yaptık bunu hatırlayın. Benim doğu sınırımı ilgilendiren bir anlaşma bu. Fakat ama hani ne dedik? Batı cephesinde yaşanan bir savaş var. Birinci İnönü'yü kazanmışım. Batıdaki askeri başarılar bizim diğer cephelerimizi de etkileyebiliyordu ki Moskova Anlaşması benim aslında doğu sınırımla ilgili bir durum. Şimdi Sovyet Rusya Misak-ı Milli tanımış. Şimdi bu Türk TBMM açısından olumlu. İki taraftan birinin tanımadığı bir anlaşmayı diğeri de tanımayacak. Bak yine uluslararası eşitlik var burada. Sovyet Rusya kapitülasyonlarının kaldırıldığını kabul ediyor. Fakat biz dedik ki biz bu anlaşmada bir taviz verdik. Bir Misak-ı Milli'den bir taviz vermiştim. Neresiydi orası? Bugünkü Gürcistan'da yer alan Batum. Şimdi Sovyet Rusya bu Batum'u Gürcistan'a bırakmamızı istiyor. Bu dönemde Gürcistan, bakın Sovyet Rusya sınırı da burada zaten. Gürcistan Sovyet Rusya'nın kontrolü altındaydı. Yani bir nevi sömürgesi durumundaydı. O yüzden hani ya Rusya niye kendine toprak almamıştı diye düşünebilirsiniz ama burada almasına gerek yok. Zaten Gürcistan onun sömürgesi altında. O yüzden Batum'u Gürcistan'a bırakmamızı istiyorlar. Biz de bunu kabul ediyoruz ve Misak-ı Milli'den bir taviz veriyoruz dedik arkadaşlar. Şimdi Sovyet Rusya ile bu anlaşmayı yapmış olmamla birlikte TBMM'yi tanıyan ilk Avrupa devleti Sovyet Rusya olarak kabul ediliyor arkadaşlar ve Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk devlet de Sovyet Rusya'ydı. Ya da ilk kez büyük bir devlet TBMM'yi tanımış oluyor. Zaten Sevr Anlaşması'nın da yani geçerliliğini zaten artık kabul etmemiş oluyor böylelikle Sovyet Rusya baktığınızda. Şimdi cephede kazandığım bir askeri başarı beraberinde siyasi başarıları da fazlasıyla getirmiştir ki birinci İnönü buna en önemli örnek diyoruz arkadaşlar. Batum'u Gürcistan'a bırakıyorum. Kars ve çevresi Türk Devleti'nde kalmaya devam ediyor. Bu anlaşmayla birlikte doğu sınırımla ilgili kısım devam ediyor ama benim doğu sınırımı netleştiren anlaşma hangisi olacaktı? Kars Anlaşması olacaktı. Batum, Misak-ı Milli'den verilen ilk tavizdi. Unutmayalım arkadaşlar. Ve Birinci İnönü sonrasında ulusal bir diğer sonuç 1921 Anayasası'ydı. Diğer adıyla Teşkilat-ı Esasiye'ydi bu. Ve bu bizim Türk tarihimizin, Osmanlı tarihi demiyorum bakın, Türk tarihinin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk anayasası olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Bu anayasanın içeriğine baktığınızda TBMM'nin üzerinde hiçbir güç yoktur diyor. Ve padişahlık ya da halifeliğin ne olacağı, nasıl bir durumda ilerleyeceği daha sonraya bırakılmıştır. TBMM'nin üstünde hiçbir gücün olmadığının söylenmiş olması ileride bir devletin var olacağının açık kanıtı zaten arkadaşlar baktığımızda. Şimdi 1921 Anayasası'na baktığınızda egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ifadesi alıyor. Yani bu madde var. İşte bu ne? Ulusal egemenlik de arkadaşlar. Bir diğeri yasama, yürütme ve yargı güçleri meclistedir ve meclisin üstünde herhangi bir güç yoktur diyor. Böylelikle burada güçler birliği ilkesinin benimsendiğini söyleyebiliriz. Padişah ve halifeliğin ne olacağı meclisin vereceği bir karara göre belli olacak diyor. Tabi burada tepki çekmemek de söz konusu. Devam eden bir milli mücadele var. Padişah ve hilafet yanlılarını da TBMM karşıtı olmaması adına o süreç biraz sonrasına bırakılmıştır diyoruz arkadaşlar.
Burada şimdi o birinci yönünün ulusal sonuçları ve uluslararası sonuçlarından bahsettik. Bir diğer dersimizde arkadaşlar ikinci İnönü Muharebesi'ni tekrar edeceğim. Batı cephesindeki savaşları bu hafta yani önümüzdeki hafta sürecinde tamamen bitirmiş olacağız arkadaşlar. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere.